in the case. Now I strike to the haters and feeling disgrace. Come back, need help in the next. Few steps, process of the things. Miss back on the track, I'm dead. You are track, come back to the fact. Herkese merhaba, ben Eray Topluoğlu. Bugün çıta modelimizi inceliyoruz. Bir hız denemesi yapacağız. Oo, 70. Bağımlılık yapıyor. Nasıl? Değil mi? Şimdi inceleme videosu çekiyorum. Gerçekten hızlı değil mi? Evet evet. Evet, acayip cihaz ya. Böyle bir şey hiç görmedim. Merhabalar, bugün E-Scooter showroom'umuza çıtayı almaya geldik. Sinan Bey merhaba. Merhaba. Cihazımız herhalde hazır mı şu an? Hazır. Tüm bakımları yapıldı. Evet. Testi hazır. Tamam. O zaman ben kaçırıyorum cihazı. Tabii. Teşekkür ederim. Tamam. Hızlıca nasıl katlanıyor onları göstereyim. Bagajımızı açıyoruz. Şuradan biraz gidonu yukarı kaldırıp dışa iterek kolayca katlıyoruz. Buradan gidonumuzu kısaltıyoruz ki arabaya daha rahat sığsın. Şu şekilde yeterli. Koltuğa gelirsek ilk önce şuradan koltuğun boyunu kısaltıyoruz. Sonra şurada ufak bir pim gibi bir şey var. Onu size detaylı göstereceğim. Ona basıp şöyle yan çeviriyoruz. En son olarak da alttan şunu açtık mı pime tekrar basarak buraya katlıyoruz. Şuradan kilidi açıp ayağımızla bastığımızda cihazımız katlanıyor. Tekrar kilitleyelim. Bagajı atlarken de tavsiyem ilk önce arka tekeri sokun. Çok daha rahat oluyor. Kolayca tek başınıza bir kişi arabaya yükleyebiliyor. Gitmeye hazırız. Sinan Bey görüşürüz. Görüşmek. Kendinize iyi bakın. Evet. Merhaba Bekir Bey. Merhaba Eray Bey. Kemerimizi takalım. Maltepe'ye doğru gidip cihazımızı orada incelemeye sürmeye başlayacağız. Tabii giderken de size bazı sorular soracağım. İzleyenlere kendimizi tanıtırız. Şöyle yapalım. Sosyal medya hesabımızı açıp oradan gelen soruları sizlere soralım. İlk önce bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Arka camı kapatıp evet, camları kapatalım. Anladım. Evet, sizi tanıyalım birazcık. Adım Bekir Ayata. E-Scooter firmanın sahibiyim. Sattığımız marka şu an Yakasuma markası. 4 ana modelimiz var. En basic modelimiz Tiger modelimiz. 800 evet. Watt, 48 volt 21 amper pili var. Üst modeli Jaguar modelimiz. O da 800x2 yani 1600 watt çift motor. Bayağı güçlü. Evet, bayağı güçlü. O da yine 48 volt 21 amper. Güzel. Onun bir üst modeli Panther modelimiz var. O da 1000x2 yani 2000 watt. 52 volt 21 amper pil gücü var. En üst modelimiz de çita modelimiz şu an. Bugün onu inceleyeceğiz. Beni çok heyecanlandıran bir model. O da 1600x2 yani 3200 watt. Galiba turbo moduna da aldığımızda evet, çift motora evet, 5600 watt. 5600 watt gücü. Harika. Ehliyet gerekiyor mu? En çok gelen soru. Bu cihazları kullanmak için ehliyetimiz... Yok. Elektrikli skuterlar için ehliyet gerekmiyor. Herhangi bir plaka sorumluluğu da yok. Şimdi az evvel cihazımızı Erenköy'deki showroom'umuzdan aldık. Ama burayla ilgili sorular geliyor. Ben mesela cihazı satın almak istiyorum. Ama nasıl gidiyor? Tepkileri nasıl? Sürmek istiyorum. Test sürüşü gerçekleştirmek istiyorum. Ya da cihazımı aldıktan sonra bir sorunla karşılaştım. Orada bu sorunu çözebiliyor muyuz? Mağazamızda test sürüşü imkanımız var. Gelen müşterilerimiz test sürüşü yapabiliyor. Her cihazda mı peki? Her cihazda yapabiliyor. O şekilde yerimiz de müsait. Önünde kullanabileceği alanlar da var. Test sürüşü imkanı sağlıyoruz. Ufak tefek bir şeyler olduğu zaman hemen mağazamızda tamirini yapıyoruz. İhtiyaç gerekiyorsa. Daha büyük bir sorun oluşursa teknik servisimiz var. Hasanpaşa'da 250 metrekarelik bir teknik servisimiz var. Daha büyük sorun olduğunda cihazı oraya gönderiyorsunuz. Evet, direkt oraya gönderiyoruz. En geç bir hafta içinde müşterimize teslim ediyoruz. Ürünlerimiz de aynı şekilde bir yıl garanti mevcuttur. Instagram'dan birçok şehirden mesaj geliyor ve oralarda satış gerçekleştiriyoruz. Şehir dışındaki bir cihazda sorun yaşanırsa ne oluyor tam olarak? Anlaştığımız kargo firmasıyla müşterimizi yolluyor. Biz teslim alıyoruz. Bakımını, servisini, tamiratını yapıp en kısa sürede müşteriye geri ulaştırıyoruz. Süper, harika. Birden çok model var ve bu çoğalacak ileride. Yeni modellerimiz geliyor galiba. Yeni hemen model. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben çitayı satın aldım ya da Jaguar'ı. Evet. Neyse artık. Ve yeni modelleriniz gelince ilgimi çekti, onları satın almak istedim. İkinci el imkanınız var mı? Cihazımızı evet. Satabiliyor muyuz? Nasıl oluyor? Böyle bir imkanımız da var. Bazı müşterilerimiz bir modeli alıyor. Örneğin Jaguar'ı alıyor. Çita modeline geçiş yapmak istiyor. Biz alıyoruz onun ürününü, mağazamıza koyuyoruz. Alıcıyla satıcıyı bir araya getirip, irtibat kurup, aralarında anlaşma yaparak
ürünlerini satıyoruz mağazamızda. Sonra istediği cihazda teslim ediyorsunuz. Evet, istediği cihazda teslim ediyoruz. Evet. Hedefimiz nedir? Diğer illere yayılacağız mı? Showroomlarımız genişleyecek mi? İlk etapta yurt içinde belli başlı büyük şehirlerde mağazalaşıp daha sonra yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Ben bugün Yakusuma markasının çita modelini inceleyeceğim. Ama şu soruyu da merak ediyorum. Sadece Yakusuma mı satıyoruz? E-scooter başka markalarda satıyor mu elektrikli scooter? Evet. İlk etapta Dualtron markasını da getirmek üzereyiz. Çok iyiymiş. Evet, Dualtron'u da satacağız. Sonraki aşamada farklı markaları da satmayı düşünüyoruz. O zaman Maltepe'ye hızlı bir şekilde gidip cihazı inceleyeyim hemen. Evet, tekrar herkese merhaba. Ben Eray Topluoğlu. Bugün çita modelimizi inceliyoruz. Şu anda single modda gidiyoruz. Yani tek motorun gücünü ilerliyoruz. Birinci viteste tek motorda 21, 22, 25 km'ye kadar çıkıyor. İkinci vitesi alıyorum. Biraz daha gaza basıyorum. 35 yaptı. Üçüncü vitesi alıyorum. Şu anda 45'e kadar çıktı. Devam ediyoruz. Birazcık yokuş var. Yokuş yukarı hızlanıyor. Koltuklu sürmek gerçekten çok rahat. Ayakta da çok keyifli ama şimdi hem cihazda süspansiyon var, ön ve arkada, hem de koltukta süspansiyon olunca çukurları gerçekten hiç hissetmiyorsunuz gibi bir şey oluyor. Evet, şu anda turbo modda. Bir hız denemesi yapacağız. Oo, 70. 70. 70'e çıktık. Gerçekten inanılmaz. Daha da gaza bassam gidecek. Aman tanrım, çok iyi. Çok iyi. Bir kez daha denemek istiyorum. Buralar birazcık bozuk. Şuraları bir atlatalım. 70 yaptı ya. Evet, bir düzlük var. Tekrar gaza basıyoruz. 40. 50. 70. Trenlerimize denemiş olduk. Gayet iyi. Gayet 70'e çok rahat bir şekilde çıkıyor. Evet, bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yapıyor. İnanılmaz. Az bu kadar hızlı gitmesi beni gerçekten etkiledi. Yani gördüğünüz gibi daha fazla limitleri zorlamayacağım. 50'ye 60'a çok rahat bir şekilde çıkıyor ama gerçekten tavsiye etmiyorum. Yine tekrar showroom'a gideceğim. Aa, şimdi o hızı yapınca değişti. Şu anda cihaz çok yavaş geliyor. Alışkanlık böyle bir şey. Yapmamak lazım. Devam ediyoruz. 2'ye alayım. Cihazın kısaca özelliklerinden bahsettim size. Ön ve arkada 1600-1600 watt şeklinde totalde 3200 watt bir güç üretiyor. Single dual modu var. Bastığınızda shift motora geçiyorsunuz. Shift motor total 5600 watt'a kadar güç üretebiliyor. Az evvel yaptığımız hız 5600 watt güçte. Devam ediyoruz. Cihazımız anahtarla çalışıyor. Şurada bir kornamız var. Gayet güçlü. Gayet insanlar sizi duyuyor. Şurada ışıklarımız var. Işıklarımıza bastığımızda önde güzel bir far. Altta LED aydınlatmalar var. Arkada fren lambamız var. Yanıyor. Işıklarımızı kapıyorum. Boşuna gündüz vakti enerjiden yemesin. Burada güzel bir kadran bizi karşılıyor. Vitesimiz yazıyor. 1, 2, 3 şeklinde. Kaç kilometre yol gitmişiz? Enerjimiz ne kadar kalmış? Bataryamız ne kadar dolu? Onların hepsini bize söylüyor. Totalde gittiğimiz yolu gösteriyor. Gayet bizim istediğimiz tüm bilgiler kadranımızda var. Gerçekten keyifli bir cihaz. Bir fren testi yapalım. İkinci viteste tam direğin orada frene basacağım. 40'la bastım. Evet, yokuşa gelmeden 0 km'ye düştük. Frenleri de gayet güzel. İnsana güven veriyor. Sürücüye güven veriyor. Şöyle bir cihazımız. Önde shift amortisör var. Arkada da aynı şekilde shift. Bir de koltuk da var. Gayet yeterli oluyor. Cihazı bıraktığınızda gayet akıcı bir şekilde gidiyor. Cihazın kabiliyeti de çok kolay. Sizi yormuyor. Size güven veriyor. Garip tepkiler vermiyor. Gayet basit ve rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Birazdan karşımıza yokuşlar çıkacak. Bakalım yokuşları 95 kilo biriyle çıkabilecek mi? Şuradan sağdan gidelim tekrar. İşte scooter'ın güzelliği de bu. Trafiğe takılmadan, ehliyet, plaka gerektirmeden çok pratik bir şekilde
trafiğe takılmadan size ulaşacağınız yere götürmesi. Bozuk yollarda gayet rahat bir şekilde çıkıp girebiliyorsunuz. Şu anda mesela burası bayağı dik ama 30 km hızla, 25 km hızla beni gayet rahat bir şekilde çıkartıyor. Yani bence bu aletin ideal hızı 40 ve 50 km. 40 km'de asla bir korku vermiyor. Çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Tam şarj kapasitesi tam 9 saat. Tam 9 saatte tam şarj edebiliyorsunuz. Belki kafanıza takılır ya, tam şarj ediyor evimizde, biz bunu şarj ediyoruz ama ne kadar? Faturaya ne kadar yansıyor? Çok çok az yansıyor. Yaklaşık 35-40 kuruşa tam şarj edebiliyorsunuz cihazınızı. Evet, şaşırmış olabilirsiniz. İlk duyduğumda ben de şaşırdım. Ama gerçekten yapılan matematiksel hesaplar sonunda o çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Az. Az enerji sömürüyor. Menzili de 95 km. Yani 95 km gerçekten İstanbul içerisinde, şehir içerisinde harika bir menzil. Yani işte böyle şehre çıktığınızda arabayla park derdiyle uğraşmak istemiyorsanız, kendinizi strese sokmak istemiyorsanız, ben arkadaşımla kahve içmeye gideceğim, ben alışverişe gideceğim, ben markete gideceğim diyorsanız rahat bir şekilde buradan rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. En büyük özelliği tabii ki katlanabilir olması. Çok büyük avantajlar sağlıyor. Bir yere girdiğinizde yer kaplamadan katlayıp yanınıza koyabiliyorsunuz. Hem dışarıda bırakıp aklınızda cihazınıza kalmamış oluyor. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Çok rahat, çok güzel. Buradan sağa dönelim. Evet, şimdi yokuş başlıyor. Bakalım 95 kilo birini çıta çıkarabilecek mi? Galiba Porsche'ye bile sollayabileceğiz neredeyse. Ama yapmayalım. Mesela burada ben turbo modu alıp 70 ile de gidebilirim, 60 ile de gidebilirim. Ama riske atmak istemiyorum. Altımızdaki cihazı ve trafik, altımızdaki cihazı o kadar da zorlamaya gerek yok. Hem aküden, yani enerjiden çok yersiniz, hem de sağlık açısından çok tavsiye etmiyorum. Şöyle bir tekrar bir rahatlayalım. Oturduk rahat bir şekilde 3. viteste. Şu anda mesela, ama denemek için ben çift motoru aldım. Çift motorda kalkarken bir arabayla yan yana tepkisini merak ediyorum. Ne kadar hızlı gidebilecek bir görelim, sonra tekrar tekli moda alacağız. Yani bayağı gidecek gibi duruyor. Bir de kilo olarak ne yazık ki birazcık kilo olduğu için endişeliyim. Evet, yeşil yandı. Arabadan daha hızlı bir şekilde kalktık. Araba geride kaldı. Motor vardı. Şu an motor da geride kaldı. Yokuş yukarı 60. Harika. Harika, gerçekten harika. İnanılmaz gidiyor. Motor, araba bayağı geride kaldı. İnanılmaz. Çok hızlı. Şurada bir acayip bir yokuş daha var. Mesela orada da şöyle bir test yapalım. Diyeceksiniz ki tamam, turbo modunda çıkar ama normal modda çıkıyor mu? Normal modda vitesimiz 3'te. Bakın tam ileride dik bir yokuş var. Bakalım bir motosiklet gibi çıkarabilecek mi cihaz bizi? Merak ediyorum. Çok rahat bir şekilde 25 km hızla. Nasıl? Değil mi? Şimdi inceleme videosu çekiyorum. Gerçekten hızlı değil mi? Evet, evet. Evet, acayip cihaz ya. Evet, insanların bu şekilde dikkatini çekebiliyorsunuz. Bu cihazı sürdüğünüzde böyle günde en az 5-10 kişiyle sohbet ediyorsunuz. Gerçekten çok dikkat çekiyor. Şu trafiği gördüğünüz gibi beklememek mükemmel bir duygu. Doğal klimayla, havayla, rüzgarla SS'e geldim. Mükemmel. Gerçekten şaşkınım şu anda. Gerçekten ben bu kadar hızlı buraya gelebileceğimi düşünemedim. Ya da bu kadar rahat gelebileceğimi düşünemedim. Merak ediyorum, acaba Bekir Beyler geldi mi? Bekliyorum şu anda. Nasılsınız? Elektrikli scooter. Böyle bir şey hiç görmedim. Güzel değil mi? Çok iyiymiş abi. İyi değil mi? İyi gözüküyor değil mi? Kaç basıyor? 95 yapıyor. Showroom'umuza geldik. Tabii ki Bekir Beyler showroom'umuzda daha yok. Onların daha çok yolu var bence. Evet. Umarım çıta modelini ya da başka bir elektrikli scooter alacak kişiler için güzel bir rehber niteliğinde bir video olmuştur. Son kez cihazımızı şöyle göstereyim. Koltuk sökülüyor. Ayaklığımızı açalım.
Gürez'in etrafında şöyle bir döneyim. Gece de far sayesinde çok rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. Eğer hala aklınıza takılan, kafanıza takılan sorular varsa lütfen bize Instagram adresimizden yazın. Şurada bir yerde çıkar büyük ihtimal. O adresten bize istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. 7/24 sizin sorularınızı cevaplamaya hazırız. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Bye bye.